öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ladybug 96-47 takımının kaptanı Nehir Büyür. Takımımız dünyanın ilk uluslararası takımı. 16 farklı ülkeden üyelerimiz var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü sunumumuz takım ekonomisi ve takım fonlama hakkında. Şimdi takımınızı fonlamak nedir ve neden lazımdır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Takımda sürekli olarak giderleriniz oluyor. En basitinden kayıt ücreti, sonra robot parçaları, yarışmaya ulaşım ücreti gibi. Bunları sağlayabilmek için de sponsorlara ihtiyacımız var. Çünkü biz kâr amacı gütmeyen takımlarız. Ve bize bir gelir yok. O yüzden de kendi gelir kaynağımızı kendimiz bulmamız gerekiyor. İlk öncelikle iş planından bahsetmek istiyorum. Bu takımı kurduktan sonra yapmanız gereken ilk şeylerden biri. İş planında takım geçmişi oluyor. Takım geçmişi ne zaman kuruldunuz, hangi yarışmalara katıldınız, daha önce aldığınız ödüller var mı? Bunları anlatmanız gerekiyor. Sonrasında takım yapısı. Bu takımı kaç kaptan yönetiyor? Bir mi, iki mi? Yoksa daha mı fazla? Mentörler kim? Altyapı, alt ekipler hangileri? Kaç tane alt ekip var? Alt ekiplerde kaç tane kız erkek var? Bunun dağılımını göstermeniz gerekiyor. Risk analizi yapmamız gerekiyor sonrasında. Risk analizi takımımızdaki oluşabilecek potansiyel riskleri az riskten çok riskliye doğru sıralamak oluyor. Bunlara çözüm olabilecek fikirler üretiyoruz. Böylece olabilecek sorunlara erkenden hazırlıklı oluyoruz. Sonrasında pazarlama var. Pazarlama bir takım için en gerekli şeylerden biri çünkü takım imajını oluşturuyor. Takım imajını oluştururken formalar, sosyal medya yönetimi, pit dizaynı bunlara dahil olabilir. Sonrasında da bütçe planlaması. Bütçe planlaması takımın kendisine özgü bir şey ve sponsorlar için önemli. Çünkü sponsorlar bize maddi yardımda bulunduğunda verdikleri parayı nereye harcamamız gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Şimdi de takım bütçesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sabit giderlerimiz var. Az önce de bahsettiğim gibi yarışmaya katılım ücreti. Sonrasında yarışmaya gidebilmemiz için ulaşım ücreti gerekiyor. Bu bulunduğunuz yere göre değişebilir. Ve sonrasında da robotu, evet kitler bize yardımcı oluyor ama kitlerde çıkmayan parçalar da olabiliyor. O yüzden de robot parçalarına ihtiyacımız var. Reklam giderleri, az önce bahsettiğim formalar, pit dizaynları, pitte kullanılacak brandalar, flamalar gibi şeyler buna dahil. Aynı zamanda rozet dağıtıyoruz, bunun gibi şeyler olabilir. Sonrasında da öngörülemeyen giderler. Mesela şampiyonaya gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Ama gidersek onun için de ekstra bir kayıt ücreti gerekiyor. Sonrasında ekstra yol masrafı, belki robot için ekstra parçalar. Bunları iyi bir şekilde sponsora yansıtmamız lazım. Aynı zamanda takımımızın düzenli olabilmesi için de önemli. Böyle ekranda gördüğünüz gibi bunları listeliyoruz. Böylece kolay bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu sezon bildiğim kadarıyla alamayacaksınız ama hibelerden bahsetmek istiyorum. Hibeler ilk başta okul. Okul bizim gibi bağımsız takımlar için çok ulaşılabilir bir kaynak değil ama okulu olan takımlar için başvurulabilecek bir yöntem. Okulunuzla daha önceden anlaşıp onlardan maddi destek isteyebilirsiniz. Sonrasında da hibelerimiz var. Hibelerde başvuru tarihine dikkat etmemiz gerekiyor ilk etapta. Sonrasında da programa dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hibeler 3 programa göre veriliyor. FTC, FRC ve FLL. Ve başvuru gereksinimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bazı gereksinimler olabiliyor. Ülke sınırı olabiliyor, eyalet sınırı olabiliyor. Ya da mesela takımda kızların daha fazla olmasını istiyorlar. İlk gelen kapar sistemiyle işliyor çok fazla hibe. Bu yüzden de hazırlıklı olmalısınız. Biz mesela bunlara başvururken bir tane dosya oluşturmuştuk ve hepsini onun üzerinden başvurabilmiştik. Bizim dosyamızın adı Biz Kimiz dosyasıydı. Az sonra bahsedeceğim dosyaya da benziyor aslında. Böyle bir dosyayı hibelere başvurmasanız da yapabilirsiniz.
Sponsorlara göndermeniz için dosyalar gerekiyor. Biz iki tane dosya kullanıyoruz. Birisi normal sponsorluk dokümanı, diğeri de sponsorluktaki. Sponsorluktakini deste olarak çevirebiliriz. 10 sayfadan oluşuyor. Onun normalde çok fazla uygulanan bir yöntem değil. Biz de bir sponsorumuzun bizden istemesi sonucu böyle bir şey olduğunu öğrenmiştik. Önce sponsorluk dokümanıyla başlayalım. Sponsorluk dokümanında ilk biz kimiz, onu iyi bir şekilde ifade edebilmeniz gerekiyor. Ve bunu değerlerinizle göstermeniz gerekiyor. Bunda da vizyon ve misyon devreye giriyor. Çünkü sponsor olacak kişi sizin takım değerlerinize bakıyor. Acaba aynı değerleri taşıyor musunuz? Aynı kitleye hitap ediyor musunuz? Bunlar çok önemli. Sonrasında siz orada FTC takımı izlediniz ama karşınızdaki kişi FTC'nin ne olduğunu bilmiyor olabilir. O yüzden de FTC nedir, First nedir sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Sonrasında projeler ve robot geliyor. Projeler ve robotu sponsorunuzun değerlerine göre söyleyebilirsiniz aslında. Eğer malzeme sponsorlu isteyecekseniz robot tarafı daha önemli olacaktır. Sponsorlu proje bazlı isteyecekseniz proje daha önemli olacaktır. Sonrasında varsa başarılarınız ve ödülleriniz çok önemli. Daha önce takım olarak aldığınız başarılar ve ödüller sizin bunu başarabildiğinizi sponsorlara göstermiş olacaktır. Neden sponsor arıyoruz sorusunu da çok önem arz ediyor. Neden sponsor arıyoruz sorusu, mesela atölye sponsor mu istiyorsunuz, maddi sponsorluk mu istiyorsunuz, mentorluk desteği mi istiyorsunuz? Bu sorularınızı sponsor olacak kişinin net bir şekilde görebilmesi lazım ki size ona göre yardımcı olabilsin. En sonunda da iletişim bilgilerini eklemelisiniz ki size kolayca ulaşabilsinler. Biz kimiz de kısaca ama olabildiğince açıklayıcı bir şekilde takımınızdan bahsetmeniz gerekiyor. Burada değerlerinizden de bahsedebilirsiniz. Mesela bizim değerlerimiz uluslararası bir takım olarak Unity'nin Diversity sloganımızla çeşitlilik içinde birlik yaratmak. Sonrasında takım geçmişiniz. Mesela kazandığınız ödüllerden ya da başarılarınızdan burada bahsedebilirsiniz. Vizyon ve misyonunuz da aynı şekilde takım değerlerini göstermek için çok önemli. Burada proje sayfamızı görüyorsunuz. Bu bizim takımımıza özgü bir proje sayfası. Siz farklı bir dizayn yapabilirsiniz. Orada gördüğünüz Lady Luck hashtag ile biz kendi projelerimizi temsil ediyoruz. O bizim başkalarına olan ilhamımız gibi. Ama sizin takımımız için aynı olmayacaktır. Siz de kendiniz için benzer bir hashtag olabilir ya da başka bir şey bulabilirsiniz. Her proje dosyasında mümkünse görseller kullanın. Projenizi yapma amacını iyice belirtin. Böylece sponsor benzer projelerde destek olmak isteyebilir. Ve projenizde işbirliği yaptığınız kurumları belirtin. Mesela biz orada NASA'yı vurguladık çünkü çok fazla kişi tarafından biliniyor. Sonrasında bir de burada kaç kişi ulaştınız mesela? Projeyi yaparken o da önemli olabiliyor veriler halinde. Az sonra bahsedeceğim dekte onu da göreceksiniz. Bizim de şu an bir robotumuz yok. Rookie bir takımız. FIC dünyasına yeni giriyoruz. Ama başka bir takımın robotunu koydum sizin için. Robot kısmında eğer robot için sponsorluk isteyecekseniz robotunuzun fotoğrafları olmalı. Eğer fotoğrafları henüz yoksa yapmadıysanız o zaman da nasıl yapılacağını iyi bir şekilde açıklamanız lazım. Belki CAD görselleriyle destekleyebilirsiniz. Robotunuz hakkında teknik bilgi ve ne materyal kullanacaksınız, hangi motoru kullanacaksınız onları iyi bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Ve varsa robotunuzla aldığınız başarılar ve ödülleri göstermeniz gerekiyor. Neden sponsor arıyoruz sorusuna az önce de bahsettiğim gibi çok fazla çeşitli sponsorluk çeşitleri var. Mesela atölye sponsoru istiyorsanız ona orada atölye istediğinizi belirtmelisiniz. Ya da maddi destek istiyorsanız ya da robot parçası istiyorsanız bunları yine aynı şekilde belirtmelisiniz. Bir de biz neden bunları alamıyoruz sorusu var. Biz kar amacı gütmüyoruz. Bunu da net bir şekilde belirtmelisiniz ki bizim bir gelir kaynağımız olmadığını sponsor anlayabilsin. Ve gelecekte takımımıza ne gibi bir fayda sağlayabilirler? Mesela bir sponsor bize yardımcı oldu. Gelecekte neyi başarmamızı sağlayacaklar? Eğer şunu bize verirseniz biz de ileride şunları yapacağız sizin desteğinizle gibi şeyler yazmalısınız. Bu da bizim örnekdekimiz. Normalde 10 sayfa oluyor. Şu an buraya 6 sayfasını koyduk. Diğer 4 sayfasını sponsorlarımıza göre özelleştiriyoruz.
Burada önemli olan ilk başta kısaca kendimizi tanıtmak. FRC First ve biz kimiz şeklinde gidiyor. Sonrasında da numaralarla FRC, numaralarla First ve numaralarla Ladybug şeklinde gidiyor. Burada olabildiğince veri görmek istiyor şirketler. İncelemeleri çok kısa sürdüğü için genelde çok kısa sürede de dönüş alabiliyoruz. Ve genel olarak net baktıkları şey görüyorlar. Burada değerler çok önem arz etmiyor. Daha çok veriler önem gösteriyor. Benim sunum kısaca bu şekilde. Biz Ladybug olduğumuz için Uğur Böceği, takıma yeni gelenlere iyi şanslar diyoruz. Siz de FTC dünyasına, dolayısıyla First dünyasına yeni geldiniz. Siz de hoş geldiniz, iyi şanslar.